Malumunuz İslam İşbirliği Teşkilatı 11. Turizm Bakanlar Toplantısı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşti. Turizmin gelişimde yerel toplumların rolü temasıyla düzenlenen buluşmada İslam İşbirliği Teşkilatı'nın turizm şehirleri de görüşüldü. Şanlıurfa olarak İslam İşbirliği Teşkilatı 2022 turizm şehri için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile koordinasyon halinde adaylık başvurusunda bulunduk. Türkiye'mizin en gözde şehri Şanlıurfa, 2023 yılı İslam İşbirliği Teşkilat kararıyla turizm şehri olarak seçildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin tüm dinamikleriyle, vekillerimizle, STK'larımızla, tabi başta valimizle birlikte ortak akıl ve paydada buluşarak şehrimizin kadim kültürünü ve değerlerini ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtacağız. Efendim, şehrimiz bu usta hazır. Daha önce de dediğim gibi Şanlıurfa dünyanın kültür ve turizm başkenti unvanını daha ileriki seviyelerde daha da geliştirerek taşıyacak. İnşallah bu gayretlerin neticesi Şanlıurfa'ya gelen yerli ve yabancı turistler artarak devam edecektir. Bugün de aynı şekilde Şanlıurfa'mız turizm yönünden çok zengin. İnşallah bu sürekli bir hale gelecektir. Ben bundan sonraki süreçte tabii Sayın Valimizle konuşacak. Biraz önce de bahsettim. Önümüzdeki hafta içerisinde vekillerimizle şehrin STK, önemli STK başkanlarıyla birlikte, bakanımızla birlikte ve Kültür Turizm Bakanımızla birlikte inşallah daha geniş bir toplantı yaparak Sayın Valimizin koordinasyonunda işarelerde bulunarak yol haritamızı çizeceğiz. Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun. Aslında bugün Urfa için çok güzel bir müjde verildi. Çok güzel ve hayırlı bir işe imza atıldı. Öncelikle emeği için de teşekkür ediyorum. Hep söylerim 1-2-3 olmadan 4-5 olmaz. Bu ilin Urfa'mızın 1-2-3'ü var. İnşallah el birliğiyle de 4'ü 5'i biz yer yapacağız hep birlikte. Biliyorsunuz İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 57 üyesi olan bu teşkilatımızın 2014 yılından itibaren her yıl bir ilimizi biliyorsunuz turizm başkenti ilan ediyorlar. Bunun biliyorsunuz ilki de Kudüs'tü. Daha sonra Medine, Konya ve benzeri illerimiz. Şimdi 2023 yılı da Urfa'mız oldu. Hakikaten hem de Cumhuriyetimizin 100. yılında denk gelmesi açısından da çok çok anlamlı ve mana oldu. Dolayısıyla 2023 Urfa için çok özel bir yıl olacak. Herkesin hakikaten Urfa'yı gıptayla izleyeceği, takip edeceği bir yıl oldu. Çok detaya girmiyoruz. Heyecanımızı paylaşıyoruz. Niçin girmiyoruz detaya? Detayı inşallah haftaya milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye'miz, milletvekillerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, iş insanlarımızla hep birlikte Ankara'da olacağız. Sayın Bakanımıza öncelikle teşekkürlerimizi sunacağız. Cumhurbaşkanımıza minnetlerimizi, teşekkürlerimizi sunacağız. Ve Ankara'da birlikte bir yol haritası hep birlikte çizeceğiz. 2023 yılının Urfa için özel bir yıl olduğunu ve bu yılda manalandıracağız. Bu bize güç verecek. Bütün İslam camiası, inanç peygamberler şehri, inanç şehri Urfa'nın daha gözde bir il olmasını güzel etkinliklerle anlayacak. Bunu yürekten ben inanıyorum. Şimdiden heyecanımızı paylaşıyoruz. Urfa'mıza hayırlı olsun. 2023'te el birliğiyle, iş birliğiyle, güç birliğiyle var gücümüzle çalışacağız. Haftaya da daha geniş katılımlı, güzel bir birliktelikle Urfa'mıza yakışır bir şekilde bu programlarımızı gerçekleştireceğiz. Bu İslam İşbirliği Teşkilatımızın bu kararı hayırlı olsun diyorum. Başta Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı, Kültür ve Turizm Bakanımıza, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın tüm ekibine, bu projeyi hazırlayan daha önceki görev yapan büyüklerimize, Büyükşehir Belediye'miz ve ekiplerine ve sahip çıkan şehrimize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.